Evet arkadaşlar, videonun başında bugün hava çıkacağımızı konuştuk. Ne kadar kısır olduğunu konuştuk. Birkaç gündür Kocaeli bölgesinin, yani değirmenlerden bahsetmiyorum, Darıca ve Hereke arasındaki bölgenin zayıflığından bahsettik. Bunun sebebi de şudur. Şu an gelgitin en fazla olduğu dönemdeyiz. Yani bu gelgit fazla olduğunda, hop balığı aldık. Bu gelgit fazla olduğunda arkadaşlar balık keser. Bu bir artık bilimsel bir cevap oldu balık için. Ama bakın hop gitti. Ama şöyle bir şey var. Bu gelgit ayın 15'ine 16'sına kadar devam ediyor. Sonrasında hop atamadık. Niye öyle oldu? Oltuncu dolandı. Sonrasında bizi bu çileden kurtaracak. Yani bu aslında her dönem başımıza gelen olaylardan biri. Çok da mühim, çok da böyle abartılacak bir konu değil. Yani bugün kısır da olsa ben avı gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Yani 20-30-40 balık bizim için idealdir, keyiflidir. Yani buradaki amacımız karın doyurmak, eve balık götürmek gibi kaygılar olmadığı için maksat keyif almak. Burada bulunduğumuz anı değerlendirmek. Onun dışında hop aldık. O bıraktı. Onun dışında hiçbir kaygımız yok. Biraz daha ufak bir jiket seçebilirim. Yani balık biraz ürkek ve hop aldı. Bak gene bıraktı. Vuruyor. Aldı. Balık birazcık yağlı. Yani ağzı çabuk yırtılıyor balığın. Bundan sebep sanmayın ki jiketler balık düşürüyor. Balığın ağzı gidiyor arkadaşlar. Bakın gene gitti. Kaldırırken ağzından çıkıyor. Yani o ağız yapısı şu an çok ince. Ama umarım zaten gözüküyordur balık diye umut ediyorum. Konuyla alakasız çok kısa başka bir konudan bahsetmek istiyorum. YouTube camiası şu hale gelmiş. Birçok kanalda bunu görüyorum. Şahıslar önemli değil, kanal sahiplerinden bahsediyorum. Hop aldı. Bıraktı. Kanal sahiplerinden bahsediyorum. Yani burası arkadaşlar sizin karşılıklı atışma mecranız değil. Sizin burada insanlar videolarınızda şu şunu yapmış, bu malzemeyi satıyormuş, bu işte resmi satıyormuş, bu gayri resmi satıyormuş, o kullandığı malzemeyi öneriyormuş, bu bunu yapıyormuş. Burası sizin insanlara pislik atacağınız, insanların da bunları dinleyeceği mecra değil. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız bunu canlı yayınlarda yapın. Açın canlı yayın. Karşınızdaki dert olarak gördüğünüz arkadaşı da canlı yayına davet edin. Karşılıklı insan gibi konuşun. Öyle hayvan gibi havlayarak, koklaşarak bu işler olmuyor. Ben bu durumdan artık rahatsızlık duymaya başladım. İzliyorum böyle. Adam videonun tamamında başkasını konuşuyor. Balıkla ilgili hiçbir şey konuşmuyor. Bu camia camia değil. Kusura bakmayın. İnsanlar böyle insanları dinlemek zorunda değiller. Burada balığını tut, kendi yöntemini anlat, kendi malzemeni tanıt, başka malzemeyi tanıt, başka malzemeyi kullan, hiç önemli değil. Ama yeter artık, yani burayı pislikleştirmeyin, bari burayı rahat bırakın. Yani o ufacık aklınızla akıl oyunları yapıp ticaretinizle yağ sürmeye çalışıyorsunuz ama burası o mecra değil. Yani kimse kendini hedefe koydurmasın, topa koydurmasın. Kafayı bozarsak herkesin kirli çamaşırlarını ortaya çıkartırız. Saçma sapan bir hal alır. Maksat balık. Gelin burada hep beraber sohbet, muhabbet. Balığımızı tutup aldı. Bak balığı bırakacak şimdi. Ben şu jiketi değiştireyim arkadaşlar. Çünkü balık çok nazlı. Bakın bıraktı. Balık çok nazlı. Yani nazlı derken balığın ağzı gidiyor. O yüzden bir tık daha ufak jiket takıp çeltikli bir iğne kullanacağım ki balık bırakmasın. Ondan sonra avımıza devam edeceğiz. Vuruşlar geliyor. Gayet güzel vuruşlar var. Bakalım devamlı ne olacak. Ama bu bahsettiğim konuyu sakın tartışma konusu olarak algılamayın. Bu konu tamamen kişisel benim rahatsızlığımı dile getiren bir konu. Bunu yapmayın arkadaşlar. Yani bu mecrayı kirletmeyin. Bırakın temiz kalsın. Olur böyle şeyler. Evet, böyle bir 15-20 metre ileri gittim. Hemen balık vuruşları arttı. Ama yine söylüyorum, bakın, bu da gider muhtemelen.
balık şu anda acayip keyifsiz. Yani balık keyifsiz derken balığın kendisinden bahsediyorum. Kesinlikle şey değil. Böyle ısrarcı davranmıyor. Tamamen keyfi. Çok kolay iğneden kurtulan ve her türlü anınızda size, şöyle açayım ışığı, her türlü anınızda size olumsuzluğu yaşatacak şekilde bir balık var şu anda. Balık uzakta değil, balık yakında. Ama bahsetmek istediğim olay yine birazcık dikkatli olmanız. Balığa hassas davranmanız gerekiyor. Balığı böyle ürkütmeden, korkutmadan, bakın o ne oluyor gitti. Ürkütmeden, korkutmadan balığı ufak dokunuşlarla almanız gerekiyor. Size tavsiyem yine bir noktakinin üzerine çok çıkmayın. 0-9 ile 1-2 arasında böyle ideal bir şekilde takılabilirsiniz. Onun dışında çok yükseklere çıkarsınız. İleride balık varken alabilirsiniz ama kıyılardaki balığa çok rahat oynayamayabilirsiniz. Evet, bugün çıldırtacak bizi. Aslında size bir şey diyeyim mi? Şu an Caroline deneyebileceğimiz dönemlerdeyiz. Küçük gramajlarla böyle arkaya güzel bir tatlı bir silikonla ufak tek iğne balık denenebilir şu anda. Evet, yani ilginç. Çok güzel vuruşlar oluyor ama balığı aldım. Çok güzel vuruşlar alıyorum. Her an vuruş var. Ama balık çok şey, kolay gidiyor. Evet. Şimdi size yeni bir kamıştan bahsetmek istiyorum. Videonun başında da gösterdim. Arkadaşlar, 34'un 410M kamışı, 1.47 boyunda, Eva saplı, alışık olmadığımız durumda, hatta değişik bir sap şekli var. Şık, güzel, 60 gramlarda bir kamış. Atar aralığı yanılmıyorsam, evet, 0.3 gram, telefona bakıyorum. 0.3 gram, gayet keyifli bir kamış. Şimdi ben size bunu detaylı bir şekilde anlatımını yapacağım. Sevgili dostlar, dedim balık vurdu gitti. Balık tekrardan hızlanmaya başladı. Çünkü ilerleyen tarihe göre birkaç gün içinde gelgit olayları biraz daha zayıflayacak. Düzene girecek, seviye olarak düşecek. Bu seviyeler düşünce balık aldık. Balık tekrardan hızlanacak. Bugün de mesela onun işareti. Allah Allah. Yine dalga geliyor. Balığı çıkartalım da. Bak, hop gitti. Bugün de onun işareti. Güzel balık yapıyor. Keyifli yani. Şimdi lüfer, çinekop, sarı kanat. Bunlar meralarımıza girmeye başladı. Yakında surf avlarımız, light spin, surf durum, özür dilerim. Spin ve light spin avlarımız yoğunlaşacak. Hem de güzel bir şekilde yoğunlaşacak. Size yemli avlar da yapacağız, tekne avları yapacağız. Yani sadece LRF'de kalmayacağız. Birazcık daha çıtamızı genişleteceğiz. Çünkü bazı arkadaşlar, abi bu avı niye yapmıyorsun, bu avı niye yapmıyorsun diyor. O av kültürlerine birazcık yönelmek, insanları mutlu etmek gerekiyor. Bunları da yapacağız. Belibot avları yapacağız. Ben belibot avlarını farkındaysanız çok yapmıyorum. Çünkü belibot avlarını niye yapmıyorum? Belibot herkesin... Of balığa bak. Belibot herkesin sahip olduğu bir araç değil. Bu yüzden şimdi ben size belibot avı yaparsam, bu belibot avı dikey bir av. Dikey bir av olduğu için sizin av kültürünüzün dışında kalacak. Yani aynı şartlarda avlanmadıktan sonra size malzemeyi göstermenin, balığı göstermenin çok bir... Şurayı kopartayım. Çok bir anlamı yok. O yüzdendir ki ben belibot avlarını çok sık yapmam. Yoksa belibotlu avlandığımda mırmırı da çok rahat bulurum. İstartı falan zaten rahat bulurum. Zarganaya çok rahat avlanırım. Hem de bunları çok düşük atarlı kamışlarla yaparım. Tatlı su avlarını zaten hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Her türlü güzel avlar çıkartırsınız. Ama ben sizin yapamadığınız avları yaparak sizlere bir şey göstermek istemiyorum. Ben sizin gibi kıyıdan aynı koşullarda av yaparak size durumu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa kimse yanlış anlamasın. Belibot avlarının en kralını yaparız. Yani hele ki tatlı suya girersek, tatlı su bizden çıkamaz, biz tatlı sudan çıkamayız.
Size çok çılgın avlar yaparız. Ama yakında onları da yapacağız. Çünkü yapılması gerekiyor. Yapmıyormuşuz gibi gözüküyor. Yakında çok güzel tatlı su avları yapacağım ve size av öncesinde, bir gün önceden yapacağım avın senaryosunu anlatacağım. Bakın hop. İşin senaryosunu anlatacağım. Öyle avı yapıp da ben biliyorum, ava gidiyorlar. Onlarca mera deneyip, onlarca av deneyip balık tuttuğu avı paylaşıyorlar. Sanki o gün sürekli süpermiş gibi. Bunları biliyoruz. İsterseniz bunları yani hiç insanlara anlatmaya bile gerek yok da. Ama bu işler böyle. Ama çok güzel tatlı su avları yapacağım. Muazzam avlar ve LRF ile küçük kamışlarla yapacağım. Zaten yani 0-7'yi geçen kamışlarla çok yapmıyorum. Sadece turnu oynayacaksam büyük maketler atıyorum tabii ki. O zaman tabii ki liderlerimi ve ipimi LRF'den biraz daha üst seviyeye çıkartıp light spin'e yönelik yapıyorum ki turnu avı biliyorsunuz ki zor bir avdır. Av kolaydır. Ama malzemeyi kesmesi açısından, bilmem ne açısından balığa zafiyet verebildiğimiz bir av. O yüzden böyle ince takımlarla o riski almaya gerek yok. Bilmeyen, duymayanlar için benim bir satış kanalım var. meragezgi.com.tr adı altında. Buradan ürün satışları yapıyorum. Çok bir zaman olmadı. Birkaç ay oldu bu satışlara başlayalı. Çoğu insan da bilmiyor. Çok fazla reklamını yapmıyorum. Çünkü asıl hedefim satış yapma gayesi değil başkalarının telaffuz ettiği gibi. Yoksa öyle olsa sürekli reklam çıkarım. Ben kendi WhatsApp grubumda bile çok nadirdir ki böyle insanlara bir şey sunarım. Onlar da aranan ürünler, böyle kaçırılmayacak ürünleri sevdiğim insanlara sunmak adı altında. Hop hadi. Ama artık birazcık reklamımızı yapmamız gerekiyor ki insanlar bilsinler, daha doğru malzemeye daha net bir şekilde ulaşsınlar. Benim buradaki amacım şudur. Japon markalarını, hop bakın, Japon markalarını tek bir satış kanalı altında toplamaya çalışmak. Neden Japon markaları? Çünkü kalitesine güvendiğim, inandığım ve insanları mağdur etmeyecek ürünler olsun istiyorum. Yani bu çok önemli ticari olarak. Çünkü ben başka şeyler görüyorum. Adam kamış almış, kamışın ucu kırılmış. Çin malı o kamış. Yani zaten o kalite yok, olamaz. Kamışın ucu kırılmış, makine almış, makine kalaması bozulmuş. Ne bileyim, teli kırılmış, ses geliyormuş, bilyeleri dağılmış. Bunlar rahatsız edici konular. Yani karakteri olan adam için satıcıyı çok rahatsız eder. Ben böyle şeylere gelemem. Bunları çok yaşamak istemiyorum. Çin malı olacaksa bile Türkiye'de resmi satış yerleri, distribütörlü olan ürünlerle çalışırım. Yani size hizmet verebilecek ürünlerle çalışırım. Onun dışında asla bu topa girmem. Girersem de şöyle girerim. Yararlı olduğunu bildiğim, insanlara sıkıntı yaratmayacak ürünlerle girerim. Ama girmiyorum. Tamamı Japon ürünlerinden neredeyse. Yeni anlaştığım iki marka var. Onlar da Japon. Zaten elimdeki MacBite 34, Jackal, bunlar Japon. Mesela Sevicgear'in birkaç ürünü var. Ama tatlı su da muazzam, belki tatlı suyun en iyi silikonlarından. Türkiye'de çoğu insan kullanmamıştır. Bunlar çok önemli. Böyle malzemelere girerim. Onun dışında Teach gelecek. Teach'in Çin üretimi olanlar da, Japon üretimi olanlar da var. Farklı farklı. Ama her zaman kaliteyi yakalamaya çalışıyorum. Onun dışında kendime birkaç marka daha buldum. Yakın önümüzdeki sezonu bunların müjdesini veririm. Yani temele baktığınızda kale gibi bir yapı oluşturmaya çalışıyorum. Eleştiriye kapalı bir yapı oluşturmanın peşindeyim. Yani sizin mutlu olacağınız, yıllardır arayıp da bulamadığınız ürünleri, yurt dışından getirmeye çalıştığınız ürünleri ben Türkiye'de bir araya toplamaya çalışıyorum. Sağ olsun Olta Kamyonu, Sals Deniz, Bora Fish, Cengiz Balık, birkaç marka bunu yapıyor. Bunlar sayesinde Türkiye'ye bu mallar giriyor. Bu insanlara teşekkür borçluyuz. Yani çünkü burada bir burada bir emek var. Burada bir ticaret var tabii ki. Ama bunları getirmek çok önemli. Nasılsın Mehmet abi? Nasıl? Balık nasıl?
Arkadaşlar Mehmet abi de geldi. Mehmet abi yani tanısanız müthiş bir insan. Mehmet abiyi tanıyıp da sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Kalbi temiz, dili temiz, yüreği temiz bir insan. Ben Mehmet abiyle ava çıkmaktan çok memnun kalıyorum. Yani avda böyle tuttuğunuz balığa bazı insanlar kem gözle bakar. Senden daha çok balık tuttum. O da balık falan böyle bazen muhabbetler açarsınız ya. Mehmet abi tam aksi. Mehmet abi bereketli bir adam. Mehmet abi size kiralık vade olarak verebilirim arkadaşlar. Yani çok balık tutmak istiyorsanız Mehmet abi ağ başına kiralıyoruz. Hop gene aldık. Bıraktı. Yani konular bu şekilde arkadaşlar. Şu an sanal satış yapıyorum. Bunu yakında yeni sezonda inşallah fiziki bir dükkana dönüştüreceğim. Çünkü anladım ki bu işin başında insanlarla birebir diyalog halinde olmak gerekiyor. Çok güzel projelerimiz olacak. Yani adımız her zaman anılır hale gelecek. Özellikle LRF çapında. Siz bugün bu ürünlere ulaşabiliyorsanız Türkiye'de çabalayan insanlar sayesinde, bu malları getiren firmalar sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Arkada çok ciddi emekler var. Çalışan onlarca yüzlerce insan var. Hiçbir kimsenin emeğini yok saymayacaksın. Yok saymayacaksın. Bu çok önemli. Ürün ne olursa olsun, kim olursa olsun, karşıdaki insan karakterli olduğu sürece kimseye erişmeyeceksiniz arkadaşlar. Hadi aldı. Bu çok önemli. Ben ticari ve ahlaki açıdan bunu çok değerli buluyorum. Ben Cengiz balık olsun, Pandora olsun, Fujin olsun, Olta kamyonu, Sasdeniz, işte aklınıza ne geliyorsa, bunlar çok değerli insanlar. Yani ülkeye bir şeyler katan, tabii ki ticaretten para kazanacaklar. Ama mesele o değil. Mesele size bu ürünleri sunmalarıdır her zaman. Sizin buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa mutlaka olumsuz şeyler var. Ama totalde olumluysa olumsuz şeyleri siz es geçin. Sonuçta tercih sizin, para sizin, emek sizin. Kimse size zorla bir şey yaptıramaz. Siz hep olaya olumlu yönlerden bakın. Ben bu insanları çok değerli, firmaları çok değerli buluyorum. Tabii ki bazen ticari kaygılarla yapılan yanlışlar olabiliyor. Ama hiç önemli değil. Buradaki tek önemli şey toplu halde bu firmaların ülkede birlikte çalışıyor olabilmeleri. Yani birbirini sevip sevmemeleri değil. Birbirlerine karşı saygısızlık yapmadıkları sürece, ortalığı karıştırmadıkları sürece bunlar çok değerli durumlar. Yani ben böyle olduğunu düşünüyorum. Hepsinin ayrı ayrı getirdiği güzel ürünler var. Hepsinin size sunmuş olduğu yenilikler, farkındalıklar, fırsatlar var. Ya bunlar çok önemli. Bugün Türkiye'de birçok balık mağazası var. Kocaeli'de, İstanbul'da, Trabzon'da, şurada bir tane şey buldum. Trabzon'da, Rize'de, Sinop'ta, yani hepsi böyle bunların bu işe gönül vermiş insanlar. Hepsinin doğruları, yanlışları mutlaka var ama hepsi bu işi canı gönülden yaptıklarına eminim. Yani çok net bir şekilde söylüyorum. Kimsenin art niyeti olmadan bu işi yaptığına inanıyorum ben. Art niyetli insanlar zaten piyasada silinip gidiyor arkadaşlar. Yani saçma sapan cümleler kurup, saçma sapan işler yapıp kendilerini belli ediyorlar. Onun dışında çok güzel yani. Balıkçılık ülkemizde gelişen, bakın balıkçılık gelişiyor ama balıkçı zihniyeti gelişmiyor. Yani şu denizlere verdiğimiz zarar gelişmiyor maalesef. İşte ağ atanların yapmış olduğu katliamlar, oltayla alıkoydukları balıkları katliam olarak görmeyenler, bu konuda gelişmiyoruz. Ama malzeme konusunda, ticari konuda gelişen bir balıkçılık kültürümüz var. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ağ çok genişleyecek, daha da genişleyecek. Yani neler neler olacak daha. Hep beraber bu işe siz alıcı olarak, kullanıcı olarak gönül vereceksiniz. Biz üretici, aynı anda satıcı ve kullanıcı olarak bu işi geliştireceğiz. Bunun başka çözümü yok. Yani bu iş nesilden nesile ülkemizde babadan oğula kalan bir balıkçılık serüveni haline gelmesi gerekiyor. Bakın, gayet keyifli. Ben böyle düşünenlerdenim. Her zaman polyanacıyım. Aksini düşünmüyorum.
aksi olmamalı zaten. Birkaç tane absürt adam yüzünden camiaya asla zarar gelmez. Bu net yani. Bu devlet işlerinde de böyledir, siyasette de böyledir, futbolda da böyledir. 3-5 tane zibidinin yapmış olduğu paylaşımlar, yanlış bilgiler, yanlış karakterli şeyler camiaya hiçbir şey yapmaz. Ama bize hop aldı. Of. Nasıl kaçtı be. Çok güzeldi bu. Harbiden güzel bir boydu. Yani ben hep iyi yönden bakıyorum. İnşallah siz de benim yönümden bakıyorsunuzdur. Ben şahsım adına çok fazla emek vermeye çalışıyorum. Gerçekten yani. Şuraya gelip ya ister videosu deyip geçmeyin arkadaşlar. Yani gerçekten öyle bir algıda olmayın. Hepimiz start avlamaya çalışıyoruz. Değil mi Mehmet abi? Hep beraber tek amacımız ne? Start avlamak. Ne varsa denizde onu avlamak. Ne varsa onu avlamak. Yani istavrit banka balığımız zargınası, eşkinası, karagözlü, mırmırı, dönemsel girip çıkan balıklar. Ya bunlar dönemsel balıklardır. Neden avlamıyorsun sorusu dönemi gelmemiştir. O sene denizlerimizde bu balık yoktur gibi cevaplardır arkadaşlar. Marmara'da niye çupra avlamıyorsun sorusu olmaz. İşte Anadolu yakasında somon vardı biz mi avlamadık? Somon vardı biz mi avlamadık yani? Hani böyle algılara kapılmayın. Biz LRF yapıyoruz. LRF tabii ki sadece istihbarat avcılığı değil ama bölgenizde olan balığı avlamaktır LRF. Kimi zaman kolyoz denk geliyor. Kimi zaman zargına denk geliyor. Kimi zaman eşkine denk geliyor. Mırmır zamanı biliyorsunuz çok güzel mırmırlar tuttuk. Bunlar denk geliyor. Denk geldi mi levrek, ispendek denk geliyor. Yani birazcık da denizin size sunduğunu tutabilirsiniz. Onun dışında bir hareket yapamazsınız. Tabii buradan kalkıp Çanakkale'ye gittiğiniz zaman levreyi tutarsanız Muğla'ya meşhur meralara gittiğiniz zaman çupayı tutarsınız. Kesinlikle. Hop balığa bak. Bunları yaparsınız arkadaşlar. Bunlar konu dışındaki şeyler. Nasıl ama abi? Boylar güzel ya. Boylar güzel ne demek ya? Çok güzel. Düşecek ama bu balık. Arkadaşlar, Mehmet abi bir şey çekiyor. Ben iskorbut olduğunu düşünüyorum. Ama herhalde fena boy değil ha. İskorpiyet. Ama bu alınır be. Alınır abi. Arkadaşlar Mehmet abi iş başında. Güzel güzel porsiyonluk. Sağlam boy. Allah gitti mi? Bıraktı. Bakalım bir yere. Yo, al, yiyorsan al gidiyor. Arkadaşlar avlanmaya devam. Evet Mehmet abi iskorpiti aldı. Güzel boy ama. Güzel boy. Ben hemen öncesinde istihbaratı aldım. Çok dip oynamıyorum taktırmayayım diye. Bir de yukarıdan avlandığım için zaten dibe inmek istemiyorum. Güzel bir iskorpit aldı. İskorpit tutmak için de bir şey lazım değil ya. Hemen her şey geliyor. Yani iskorpiti tutmak Marmara'nın belki en basit avlarından biri abi. Yani iskorpit avcılığı, yetenek, silikon, mera seçen bir şey değil. Av şekli değil. Her şeye geliyor. Evet, hangi jiketi kullanıyordun abi? Hangi jiketi kullanıyordun? 34 Diamond. Arkadaşlar, 1 gram güzel bir jikettir. Gerçekten güzel bir jiket, Allah var. Hem abi kediye dikkat et. Hem şekil olarak hem iğne yapısı ve balık düşürmeme oranı olarak ben sevdiğim bir jiketlerden biri. Bende de Daiwa takılı. Daiwa diyorum. Jackal takılı. İğnesi bir acayip. İğnesi benim çok hoşuma. Evet, iğneleri güzel abi. Ve bütün jiketlerinde o kendi özgü tasarım yakalıyorlar. Açısı değişik. Evet. Arkadaşlar bakın kamışın ne kadar sert ama esneme payı ne kadar yüksek. Yani bunları seviyorum işte. Bunlar güzel hareketler. Oh nasıl ama abi? Güzel geliyor. Ben bunu değiştireceğim şeyi.
Evet, boylar da güzel, balık da güzel. Balık böyle ilerleyen saatlerde hızlanıyor. Şu an 1 kilo yakın balığım olmuştur. LRF için ideal, keyifli ve seviyesi olarak uygun bir av. Yani tabii ki çok bereketli avlarımız oldu. Ama böyle bir zamanda Ekim'in 5'i 6'sı. Oo, Mehmet abi bu güzel galiba. Arkadaşlar bu güzel. Bu ne? İskorpit mi bu ya? Kalamamı açıyor. Bu iskorpittir o zaman. Vuruyor ama bilmiyorum ki ne. Değil mi iskorpit? Kaya balığı mı? İskorpit bence. İskorpit. Arkadaşlar. Evet. Yani Marmara'da iskorpit tutmak istemeden bile iskorpit tutabiliyorsunuz. Yani yemi aşağı bırakıp dip oynamanız yeterli. İskorpit tutmak için başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yani gerçekten bunu çok samimi ve içten söylüyorum. Anam. Öyle bir yerden yakalamış ki. Kuyruğuna muyruğuna dolandı. Ya bırak bir defa soksun. He? Bırak bir defa soksun. Ya soksun canım. Bahtiyar'la dalga geçiyorduk arkadaşlar. Tabii ki salımını yapıyoruz bunu ufak bir boy. Mehmet abi daha deminkini aldı. O güzeldi. O seviyor. Çocuklara yediriyor. Çocuklara yedirdiği için alıyor. Dediğim gibi iskorpit tutmak bir yetenek işi değildir. Ben iskorpit tutmaktan keyif de almıyorum. İnanın bana keyif vermiyor. Ama dilersek onlarca iskorpiti merada gönül rahatlığıyla tutabiliriz. Sadece dibe yatırmanız ve silikon dönemi değil. Bayworm da alıyor, Berkley de alıyor, Ryoji de alıyor. Ne takarsanız takın alıyor. Bu bir gerçek. Yani aksiyon ile vermenize gerek yok. Sadece zipten yavaş yavaş getirin. Hele böyle boğaz hattında falan daha böyle akıntının olduğu yerlerde yaparsanız silikona kendiliğinden atlar zaten. Tabii temiz bölgede alarsın. Tabii temiz bölgede, kayalıklı bölgede değil. Yok, bokun küsürün olmadı yani. Evet arkadaşlar, Mehmet abi silikonu değiştiriyor. Ne takıyorsun abi? Şöyle yakından gösterir misin? MacBite. Arkadaşlar MacBite Chucky'yi taktı. Bakalım Chucky'ye vuruş alabilecek güzel mi? Bakalım. Koruma çok hoş. Yok, çok İyisi güzel. Bakalım vuruş alabilecek mi? Çünkü şöyle söyleyeyim. Balığın yani her silikon her koşulda size doğru sonucu vermez. Bazen silikonu değiştirmeniz ince yapılı, kurt yapılı silikonlara dönmeniz gerekebilir. Bazen işte kuyruklu silikonlar, orak kuyruklar, farklı silikon modelleri kullanmanız gerekebilir. Yani bir silikon her zaman her merada iş yapacak diye bir şey söz konusu değil. Sürekli sizin silikonunuzu değiştirmeniz meranın koşullarına göre, balığın davranışına göre sizin şekil almanız gerekiyor. Yani sizin silikonunuza göre balık şekil almaz. Sizin meraya göre, bölgeye göre, hava şartlarına, gelgite göre tüm koşulları değerlendirip ona göre bir silikon seçimi yapmanız gerekiyor. Zaten çantada 15 çeşit silikon var. Bunlardan birkaçını denediğinizde doğru sonuca ulaşacağınız silikonu zaten bir şekilde buluyorsunuz. Ben şu an bugün fark ettim ki ince yapılı silikonlar ve sert aksiyona sahip silikonlar bir tık daha önde gibi geldi bana. Ama tabii ki günün devamında bu olay tam tersine dönebilir. Farklı sonuçlar verebilir bize. Arkadaşlar bir iskorpit daha. İskorpit tutmanın marifetinden bahsetmiyorum. Hangi silikona geldi? Bakın. Yani çatal kuyruk Ryoshi diyorum. 34 şeffaf. Yani aslında iskorpit balığına yönelik bir silikon değil. Tamamen istari silikonu. Bakın şimdi şöyle. Bakın şimdi. Silikonu göstereyim. Ağzından çıkartıyorum. Ha, sudan çıkardım. Öyle ondan sonra derler ki. Şunu bir salalım. Evet.
Görüyorsunuz değil mi? Yani neymiş? Avcı silikon her türlü balığı kuşkusuz avlayabiliyor. Şeffaf, minnacık, yani 1,5 santimlik silikon, 1,5 santim, 2 santimlik silikon. Yani gönül rahatlığıyla size avları sunuyor. Anlatmak istediğim şey, siz neye oynarsanız aslında o balığı alabiliyorsunuz. Gerçekten şeyle alakası yok. İskorpit silikonuyla bir alakası yok. Tamamen istartı oynamalık bir silikon. Ama iskorpit de gönül rahatlığıyla alabiliyor. Yani hiçbir şey yapmadan hem de. İstartı aksiyonu veriyordum. Dip ile oynamıyordum. İskorpit geldi. Bugünkü 3. iskorpit. Ve hep bu 10 dakikada oldu 3. iskorpit. Siz bir de iskorpit oynadığımızı düşünün. İskorpit oynarsak olay bambaşka bir boyuta taşınır. Evet arkadaşlar, yani olay bundan ibaret. Bakalım, ava devam edelim, devamında bağlanırız. Evet sevgili dostlar, avı bitirdik. Bugün Mehmet abiyle beraber Darıca bölgesine geldik. Darıca bölgesinde, aynı bölge içinde aşağı yukarı 1 kilometrelik alanda farklı birkaç tane merayı sevgili Mehmet abiyle beraber denedik. Ben Mehmet abiyi size videonun başında kiralayacağımı söyledim. Günlük bereket kirasına verebilirim. Adamın geldiği hiçbir avda boş yok. Bir son iki avımız boştu. O da zaten hava. O da bırakın ya. Hava kötüydü yani, nazarı olsun. Mehmet abiyle geldiğiniz avların çoğunda eliniz dolu dönüyorsunuz. Günlüğü 1000 liradan Mehmet abi her türlü kiraya veririm arkadaşlar. Kamıştan momuştan daha değerli. İşin şakası bir yana, gerçekten bugün son iki güne kıyasla çok iyiydi yani. Hani videoda görürsün ama videonun başıydı mesela. Sanki Mehmet abi hafta sonuna kadar daha iyi olacak. Ben tabii, geç geldim. Mehmet abi gelmeden önceki şey daha iyiydi. Mehmet abi de böyle şey dönemine denk geldi. Son balığın yapıp kestiği dönemlere denk geldi. Ama ayın 15'inden itibaren balık ciddi manada artmaya başlayacak. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Çünkü gelgitin en dip seviyeleri indiği zamanlar olacak. Ayın 15'inden sonra meralara saldırın. Yağmur mağmur önemli değil. Solunar takvim bize çalışıyor mu bilmiyorum ama solunarda yani yarından itibaren iyi gösteriyor. Yani %64'ler Darıca bölgesi için. Arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz de %64 balık ihtimalini yarın bize için veriyor. Darıca tarafı. Yani bu artık deneyebilirsiniz yani bugünden itibaren balık eve boş dönmezsiniz en azından. Tavalık balığınızı çıkartırsınız. Mırmır başlayacak. Bunu unutmayın. Değirmen dere tarafları şu an mırmır yapıyor. Aslında bizim de bir oraya çıkarma yapmamız gerekiyor. Orası İstanbul çıkarmasını sever biliyorsunuz. Mera Gezgin ekibi olarak her zaman orada en iyi balıkları alıp gitmişizdir. Hatta önümüzdeki haftalarda Mehmet abiyle bence gidelim ya, arkadaşlar. Bir değirmen dere soğumadan atışları yapalım. Orada Muhammed Enes var onunla beraber. Bence gidelim bakalım. Orada güzel bir av yapacağız. Arkadaşlar bugün böyleydi, keyifliydi. Güzel konular konuştuk. Sonra İzmarit dönemi. Son İzmarit dönemi, evet. Boru kurulu arkadaşlar. Boru kurulu İzmarit dönemi. Evet. Bugün güzel, keyifli bir gündü. Bugün en azından video çıktığı için sevinçliyim. Sonrasında tekrardan sonraki avlarda, evet, rüzgar yok. Burası rüzgar alan bir bölgeler normalde. Güzel ve keyifliydi. Mehmet abi katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir sonraki avda görüşmek üzere.